Arkadaşlar merhabalar, 12. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. E, boşluk doldurma, doğru yanlış ve klasik sorulardan oluşan örnek bir yazılı kağıdı hazırladım. E, bu kağıt üzerinden e, birlikte yazılı çalışmamızı yapacağız. Ayrıca açıklama kısmına 12. sınıfın diğer derslerine ilişkin yazılı hazırlık videolarını da bırakıyorum. E, ayrıca onları da izleyebilirsiniz. E, videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen başlayalım. Evet ilk bölümümüz doğru yanlış. Nokta nokta yere en yakın katman olup atmosferdeki gazların yüzde yetmiş beşini bulundurur diyor. Buradaki anahtar kelimemiz yere en yakın katman olması ve atmosferdeki gazların yüzde yetmiş beşini bulundurması. O zaman cevabımız ne olacaktır? Cevabımız troposferdir. Troposfer benim doğru cevabım. Yerleştirin. İkinci soruma bakıyorum. Herhangi bir yerin ya da yamacın güneşe göre konumuna biz ne diyoruz? Biz buna bakı diyoruz. Bakı doğru cevabımız. Geldik üçüncü sorumuza. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değeri azalır. Bu duruma ne diyoruz biz? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerinin azalmasına enlem etkisi diyoruz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Hava küreyi coğrafyanın alt dallarından ne inceler? Hava küreyi inceleyen bilim dalı klimatolojidir. Klimatoloji. Doğru cevap. Evet, beşinci soruma bakıyorum. Yüksek basınç alanlarından, alçak basınç alanlarına doğru esen yatay hava akımlarına biz rüzgar diyoruz. Doğru cevabımız rüzgar olacak. Altıncı sorumla devam ediyorum. İnsan ve insanların oluşturduğu unsurların dışına kalan bulut, toprak, ağaç vesaire. Her şey ne olarak adlandırılır? Biz her şeyi, insan ve insan dışı olan her şeyi, insan ve insanların oluşturduğu her şeye doğal unsur deriz. Doğal unsur olarak adlandırılır. Evet, yedinci soruma bakıyorum. Nokta nokta ikliminde sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca sıfır derecenin altındadır. Ee, şimdi kolay bir soru. Sıcaklık ortalaması bütün yıl sıfırın altında olan yer neresidir? Kutup iklimidir diyebiliriz. Sekizinci sorumuza bakalım. Nokta nokta genellikle kış aylarında şiddetli soğumanın etkisiyle havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde yoğuşmasıyla oluşur. Bize neyin tanımını verdi aslında? Şöyle bir bakın ee, nokta nokta genellikle kış aylarında e, şiddetli soğumun etkisiyle e, havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde yoğuşmasıyla oluşur derken bize e, ne tanımı verdi? Cevabımız kre olacak. Rö genellikle kış aylarında şiddetli soğumanın etkisiyle havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde yoğuşmasıyla oluşur dedik. Türkiye başlangıç meridyenin doğusunda mı kalır batısında mı kalır bir gözünüzde canlandırın doğusunda dediğinizi duyar gibiyim doğusunda kalır. 10. soruma bakıyorum. E, silindir projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında ekvatordan kutuplara gidildikçe nokta nokta oranı artar. Ne oranı artar? Biz buna e, bozulma dedik. Ancak siz buna e, ne diyebilirsiniz? Hata da diyebilirsiniz. Onu da kabul edebiliriz. Bozulma oranı artar. Evet atmosferdeki su buharının yükseklerde yoğunlaşması sonucu gökyüzünde asılı halde bulunan su damlacıklarına biz ne diyoruz? Evet bulut diyoruz. Bulut denir. Bir metreküp havanın içinde bulunan su buharının gram olarak ağırlığına ise mutlak nem diyoruz. Mutlak nem denir. 13. soruma bakıyorum. Yeryüzü şekillerini dağlar, ovalar hangi haritalarda gösterilir? Fiziki haritalarda gösterir. Aynı meridyenin üzerinde bulunan tüm noktaların nesi aynıdır? Yerel saatleri aynıdır. Doğa atmosfer, litosfer, nokta nokta ve hidrosfer olarak dört temel unsurdan oluşan bir bütündür. Burada araya ne gelmesi lazım? Biyosferi saymamış. Biyosfer de gelecek. Yani at atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer dedik cevabımız. Evet. Şimdi bakalım B B bölümüne geçtik. Doğru yanlış. Doğru yanlışlarımıza bakıyoruz. Dağ, ova ve vadi gibi yer şekilleri litosferi oluşturan başlıca unsurlardır. Doğru bir öncüldür. Coğrafi olayların neden ve sonuçlarına dağılım ülkesi inceler yanlıştır. Yer şekillerinin oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetleri hidrografya bilim inceler yanlıştır. Hidrografya ne bilimiydi? Su bilimiydi. İki meridyen arası uzaklık her yerde birbirine eşittir. Yanlıştır. Harita uzunluğuna gerçek uzunluğu oranı haritanın ölçeğini verir. Doğru bir öncüldür. Haritalardaki hata payını tamamen ortadan kaldırmak olanaklıdır. Yanlış. Hata payı tamamen ortadan kaldırılamaz. tropikal iklim 30-40 derece enlemleri arasındaki 1000 metreden daha yüksek alanlarda görünür. Yanlıştır. Ekvatoral iklimde her mevsim yağışlı olmakla birlikte Ekinoks tarihlerinde yağış maksimum düzeye ulaşır. Doğrudur. Altıncı hava hareketlerinin olduğu yerlerde bol miktarda yağış meydana gelir. Yanlıştır. Kutuplardan kaynaklanan akıntılar soğuk su akıntısı özelliğinde olup geçtiği kıyılarda sıcaklığı düşürür. Doğrudur cevabımız. Evet geldik klasik sorularımıza. Diyor ki kuraklık sonucunda bir yerde meydana gelebilecek doğal olaylarından 5 tanesini yazınız. Akıl yürütmeyle bile yazabilirsiniz. Şimdi kuraklık varsa ne olur? Tarım ürünlerinde azalma olur değil mi? Tarım ürünlerinde azalma olur. Başka ne olur? Otlaklarda azalma olur. Sonra ormanlık alanlarda azalma olur. Kuraklıkla birlikte. E, kuraklık olunca ne olur? Yangınlar artar çünkü sıcaklıklar artar. Yangınlarda artma olur. E, su seviyeleri azalır. Ve hayvan ürünleri artar diyebiliriz kuraklıkla birlikte bakın ne nerede kuraklıkla birlikte zaten mantıken yani de çıkarabilirsiniz tarım ürünlerinde azalma, otlaklarda azalma, ormanlık alanlarda azalma, yangınlarda artma, su seviyelerinde azalma, hayvan ölümlerinde artma meydana gelir. Geldik ikinci sorumuza. Sera etkisi nedir diyor. Sera etkisi atmosferdeki atmosferdeki gazların yeryüzünden yansıyan ışınların uzaya geri dönmesini engellemesiyle dünyada sıcaklığın artmasıdır. Evet ne dedik? Sera etkisi atmosferdeki gazların yeryüzünden yansıyan ışınların uzaya geri dönmesini engellemesiyle dünyada sıcaklığın artmasına denir. Üçüncü sorumuza bakalım. Mısır'ın ilk uygarlığı geliştiği bölgeler arasında yer alması nedenleri nelerdir? Evet, e, Mısır'da birçok medeniyet kurulmuştur. Mısır'da birçok medeniyet kurulmuştur. Neden nedir? E, nedeni ise e, şöyle söyleyelim, toprakları verimlidir. Topraklarının verimli olması, İklim elverişlidir. İkliminin elverişli olması diyebiliriz. En önemli sebeplerinden birisi Nil nehrinin varlığıdır. Neden? Nil nehrinin varlığı neden? Çünkü sulamada kullanılır, ulaşımda yararlanılır. Bu nedenlerle Nil nehrinin varlığı önemlidir ee, ve coğrafi konumu nedeniyle e, Mısır'da birçok medeniyet kurulmuştur dedik. Evet dördüncü soruma bakıyorum. Borneo adasına görülen iklim ve bitki örtüsünü yazınız. Borneo adasında ekvatoral iklim görülmektedir, bitki örtüsü ise yağmur ormanlarıdır. Evet geldik beşinci sorumuz çok kolay çıkarabilirsiniz teknolojinin verdiği zararlar diyor ee, teknoloji birçok çevre sorununu da beraberinde getirmektedir ee, birçok işimizi teknolojide e, teknolojiden yardım olarak yaptığımız için işsizliğe neden olmaktır. çünkü artık insanların yaptığı işi makineler yapar hale gelmiştir doğal kaynaklarımız tükenir tükenmesi ve birçok sosyal ve psikolojik sorunu vardır. Tabii ki siz bunları çoğaltabilirsiniz. Evet, hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Hoşçakalın.